Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük fırın tepsisinde hazırlayabileceğiniz yaş pasta lezzetinde harika bir ağlayan pasta tarifim var. Yapımı oldukça basit ve kolay. Lezzeti inanılmaz güzel oluyor. Bu pasta dilerseniz kalabalık misafirleriniz için hazırlayabilirsiniz. Ya da kalabalık farklı etkinlikler için hazırlayabilirsiniz. Buyurun hemen tarife geçelim. ilk etapta kekini çırpmakla işe başlıyoruz. Bunun için 4 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtaların üzerine 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su su bardağı toz şeker ilavesi yapıyorum. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şekerin bu kıvamı alması önemli. Yani krem şanti kıvamına gelmesi gerekiyor. Bu kıvam aldıktan sonra içerisine sıvı malzemeleri ilave ediyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var. Elimdeki 200 milim bardak ölçüsünün yarısı. Yani yarım su bardağına tekabül ediyor. Yine aynı şekilde 200 milim bardak ölçüsüyle bir su bardağı süt ilave ediyorum. sıvıları ilave ettikten sonra bir iki tur karıştırıyoruz. Ardından katı malzemeleri karışıma ilave ediyoruz. 200 milim bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı un ilave ediyorum içerisine. Katı malzemeleri mutlaka karışıma eleyerekten ilave etme özen gösterin. 4 tepeleme yemek kaşığı kakao ilave ediyoruz. 2 paket kabartma tozuna 2 paket de vanilya ihtiyacımız var. Aynı şekilde hem kakao hem de vanilya ve kabartma tozunu karışıma eleyerekten ilave ediyoruz mutlaka kek harcımızın içerisine hiç un topağı kalmayacak bir şekilde çırpıyoruz. Kek harcımızın kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Yağlamış olduğumuz fırın tepsisine kek harcımızı alıyoruz. Kek Fırın tepsisinin kenar kısımlarını çok fazla yağlamamaya özen gösterin ki kekiniz güzel bir şekilde tırmansın ve eşit bir şekilde kabarsın. Bu şekilde bir iki kez sallıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekimizi 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlamaya geçelim. Kabımın içerisinde 200 ml bardak ölçüsü iki 2,5 su bardağı soğuk süt var. Sütünüzün mutlaka soğuk olması gerekiyor. Ve 3 paket sade krem şanti kullanıyoruz. Ben 3 paket kullandım. Dilerseniz 2 paket de kullanabilirsiniz. 2 paket de ideal olacaktır. Krem şantimiz tamamen sertleşene kadar çırpıyoruz. Hazır olan krem şantiyi buzdolabına kaldırabiliriz. Yumuşamasın ve erimesin. Ve krem şantiyi çırparken mutlaka soğuk süt kullanmaya özen gösterin. Krem şantimizi çırpana kadar kekimiz de çıktı. Pamuk gibi harika bir kek oluyor. Bir 5-6 dakika kadar beklettikten sonra yani ilk sıcağı çıktıktan sonra çatal yardımıyla bu şekilde gözenekler açıyorum. Çatalı tabanına doğru tam batırmamaya özen gösterin. Gözenekler açtıktan sonra kekimizi ıslatıyoruz. 200 milim bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı süt kullanıyoruz keki ıslatırken. Sütünüz soğuk olursa şerbetin hızlı bir şekilde çekecektir sütünü hızlı bir şekilde çekecektir hem de hızlı bir şekilde soğuyacaktır toplamda 200 milim bardak ölçüsüyle iki buçuk su bardağı süt kullandım kekimiz tamamen soğuduktan sonra krem şantisini üzerine alacağız bir yemek kaşığı kadar krem şantiyi kenara ayırıyorum üzerine desen yapmak için kalan krem şantiyi de kekimizin üzerine alıyoruz. Kekinizin tamamen soğumuş olması gerekiyor. Üzerine krem şanti alabilmeniz için bu şekilde spatula yardımıyla düzeltiyorum. Ben göz kararı dilimleri ayırdım. Toplamda 35 dilim çıktı. Ebatlar da çok küçük değil. Ortalama bir kişiye yetecek boyutlarda dilimler çıkıyor. Dilediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Toplamda 35 dilim çıkarttım ben. 5 dilim enine, 7 dilim boyuna yaptığınızda 35 dilim çıkıyor. İdeal 25-30 dilimdir. Çok lezzetli ve güzel bir pasta oluyor çünkü. Kekimizi dolaba kaldırıyoruz. Pastamızı dolaba kaldırıyoruz. Şimdi biz çikolata sosunu hazırlamaya geçelim. Kabımın içerisine 4 su bardağı sütüm var. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker ilavesi yapıyorum içerisine. 4 silme yemek kaşığı kakao ilave ediyoruz. İki tepeleme tatlı kaşığı un ilave ediyorum. Un ölçüsü bu şekilde olması gerekiyor. Bir buçuk tatlı kaşığı nişasta ilave ediyoruz içerisine. Ee, bir tanesinin bu şekilde dolu dolu olması gerekiyor, diğeri de yarım oluyor. İçerisinde topak kalmayacak bir şekilde harcımızı çırpıyoruz. Ardından ocağın üzerine alıyoruz. Karıştıraraktan çikolata sosunu pişiriyoruz. İlk etapta telle çırpıyorum. Ardından kaşıkla karıştırıyorum. Bu aşamaya özen gösterin. Pişene kadar karıştırıyoruz. Mutlaka karıştırmayı bırakmıyoruz. Tamamen piştikten sonra ocağın altını kapatıyoruz ve kenara alıyoruz. İlk etapta kıvamı bu şekilde oluyor çikolata sosumuzun. Çikolata sosumuz soğumadan içerisine 2 tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 1 paket vanilya ilave ediyorum. Çok lezzetli bir sos oluyor. Bunu her tatlıda kullanabilirsiniz isterseniz. Tereyağı eriyene kadar çırpıyorum Ara ara soğuyana kadar karıştırmaya özen gösterin ki Üzeri kabuk tutmasın Soğuduktan sonra da kıvamı tam olarak bu şekilde oluyor Ağlayan pasta profiterol ve birçok tatlıda Bu çikolata sosunu kullanabilirsiniz Hazırlarından çok daha lezzetli ve güzel oluyor Kıvamı da tam olarak bu şekilde Birçok pasta Borcam pastaları için profiterol için kullanabilirsiniz Parlak ve harika bir çikolata sosu Çikolata sosunu kullanabilmemiz için pastanın üzerinde tamamen soğumuş olması gerekiyor. Soğuyan çikolata sosunu pastamızın üzerine alıyoruz. Hem kekimizin hem de çikolata sosunun güzel bir şekilde soğumuş olması gerekiyor. Eğer ki soğutmazsanız krem şanti arasında eritecektir. Bu da çirkin bir görüntü oluşturacaktır. Tamamen sabırlı olun, soğumasına özen gösterin. Soğuduktan sonra birleştirme işlemini yapalım. Bir iki kez sallıyoruz ve diğer krem şantiyi hazırlamaya geçiyoruz. Ortalama 3 yemek kaşığı 2,5-3 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyoruz içerisine. Krem şantimizi açıyoruz. Açmazsanız şeklini veremezsiniz. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. 2 yemek kaşığı 3 yemek kaşığı yeterli oluyor. Buzdolabı poşetinin içerisine koyuyorum. Çatal yardımıyla deliyorum ve enine şeritler çiziyorum tepsiye. Dilerseniz bu aşamayı yapmayabilirsiniz. Ama hem güzel bir görsel bırakıyor hem de göze hitap ediyor bu şekilde yaptığınızda. Ben bu deseni seviyorum. Birçok pastada kekte kullanıyorum. Bütün tepsi aynı şekilde şeritler çiziyoruz. Daha sonra da şeklini veriyoruz. Bıçak yardımıyla ya da kürdan yardımıyla bu şekilde boyuna ters düz olacak şekilde çiziyoruz. Toplamda 25-30 kişiye hazırlayabileceğiniz muhteşem bir pasta. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Hepsine göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Pastamızı dolaba soğuması için alabilir. Soğuk soğuk servis etmenizi tavsiye ederim. Yapımı oldukça basit ve kolay. Denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Beni nereden izliyorsunuz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Dilimlenmiş hali pastamızın bu şekilde. Yapacak olanlara afiyet bay şeker olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.